Yani canın altı onda not düşelim, yani sonra iç işe dönelim. Aslında sen bugün programın başında reisin ne kadar sertlik yanlısı biri olduğunu anlatırken, öte yandan ölümünden birkaç saat önce reisi Azerbaycan'da Aliyev'le tokalaştı. Ve ılımlı mesajlar verdi. Şöyle dedi, bizim yan yana gelmemizi istemiyorlar dedi. Şimdi insanlar anlamakta zorlanabilir. Nasıl yani Azerbaycan lideriyle niye İran yanına gelmesinden o fotoğraflar istemiyor? Mı acaba? Çünkü şu yüzden Erdal. Yani bu Türkiye'de pek söylensin istenmiyor. Malum nedenler nedeniyle, ama Azerbaycan, İsrail'in bölgedeki en yakın müttefiki. Evet. Hem de 20-30 yıldır. Hani Türkiye ticaret yapıyor mu? İsrail ordusuna, o jet yakıtlarının vesairenin çok önemli bölümü. Ya şunu söyleyeyim, Karabağ Savaşı'nda İsrail'in kamikaze İHA'ları olmasaydı Türkiye'nin yardımlarıyla Azerbaycan muhtemelen o savaşı kazanamazdı. Her hafta Bakü'den kalkan uçaklar Tel Aviv'e gidip ağzına kadar silah dolu, tıka basa silahla dolu olarak geri dönüyorlardı. Yani İsrail bütün deposunu, mühimmat depolarını falan Azerbaycan'a açtı. Evet. O kamikaze SİHA'lar sayesinde Azerbaycan kısmen kazandı. Tabii ki Türkiye'nin de desteği oldu ama İsrail'in desteği daha belirleyiciydi. O yüzden tam tersine Azerbaycan'la İran arasında büyük bir aslında şey varken bu gerçekleşti. Haliyle bu bize şunu söylüyor. Sertlik yanlısı da olsa, yumuşama yanlısı da olsa devletlerin bir ekonomi politiği var. Ve o stratejiyle kim gelirse gelsin devam ediyor. İkinci bir şey söyleyeceğim, ikinci şey de şu. Bir şey var şimdi, sonuçta Bell 212, şimdi herkes helikopter modeli. Ortada bir gerçeklik var ki modernizasyonu yapılmamış aslında. Helikopter 1950 yapımı da olsa. Evet. Yolcu uçakları patır patır niye, düşüyor niye ambargodan dolayı. Niye diye soruyorsunuz? Dolayı. Çünkü ambargo nedeniyle. Evet. Sonuçta düşünün, bir ülkenin cumhurbaşkanı, yani bizim ülkenin, şikayet ediyoruz biz Türkiye Cumhurbaşkanı'nı, ya bu kadar konvoyla gezdirme, bu kadar korumaya gerek var mı diye. Bir ülkenin cumhurbaşkanı kendi ülkesinin sınırları içinde düşüyor ve kendi ülkesinin arama kurtarma araçları onu bulamıyor. Yani hı-hı, Akıncı gitti, Türkiye bununla övülüyor. Onu da bulduk dediler şimdi. Hı-hı. Biz bulduk dediler. Peki, orada da karşılıklı Kızılay'ı, İran Kızılay'ıyla aralarında İran adına da aslında İran'ın bölgedeki güçlü olmasının nedeni teknolojisi, ekonomisi değil sadece. Aslında birçok politik yükü Filistin ve Sistan'a taşıyor olması, kendi içinde de bakıldığında İran adına o hani anlattığı büyük anlatıyla bu yaşanan vaka arasında büyük bir çelişki var. Bu sadece İran için geçerli değil. Bütün devletler için böyle, bu tip devletler için böyle. Sen halkının fakirleşmesine umursama, sen halkına hiçbir yatırım yapma, kafanı sadece savaşa çalıştır, sadece güvenlik politikalarına çalıştır. Ondan sonra dönür dolaşır işte yarattığın bu ortam bir gün gelir seni vurur. Aslında o yüzden, İran halkı da o kadar fakir.